Günden kalanlardan herkese tekrar merhaba efendim. Başlıyoruz. Bu bölümde yoğun bir akışımız olacak. Öncelikle Hakan Güldağ'a hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Stüdyoda bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle tabii neleri konuşacağız biraz ondan bahsedelim. Bir piyasaya bakacağız. Ardından da telefon bağlantılarımız var. Bugünün önemli gündem maddelerinden biri. İçeride emtia fiyatlarının artıyor olması, bununla ilgili olarak Veysel Yayan, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreterini ağırlayacağız. Yine Skype bağlantımızda Alp Bağrı Açık bizlerle olacak. Glasshouse Genel Müdürü, KOBİ'lerdeki dijital dönüşüm. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan buna dikkat çekmişti. Bir miktar bunun üzerine konuşacağız. Ve tabii bir de Necdet Çalışkan bizlerle olacak. Habertürk.com teknoloji editörü. Kendisiyle de bu yine sosyal medya mecralarına biliyorsunuz rekor cezalar kesildi. Bunları konuşacağız diyelim ve piyasayı kapatırken de Serhan Yenigün bizlerle olacak. Önce rakamlar. %1.13'lük yükseliş Borsa İstanbul'da haftanın son gününde 1368 puan seviyesine kadar getirdi bizi. Dolar TL'de aşağı yönlü bir trend var diyelim, inme var şu anda. Yarım puanlık geri çekilme 7.83.87. Euro TL'de 9.5'un altına gelindi. Euro dolar paritesi 1.21.14. Tahvil tarafındaki fiyatlamaları da göz atalım. 2 yıllıkta 14.69, 10 yıllıkta 13.31 olarak görüyoruz. Şimdi Avrupa borsalarına geçtiğimiz zaman ekran tamamıyla kırmızı. Avrupa Birliği liderleri özellikle mali teşvik konusunda anlaştı. 2.2 trilyon dolarlık bütçe ve teşvik paketi onaylandı ama bugünün konusu bu değil. Özellikle vakaların artış göstermesi, Brexit'e dair haber akışı. Brexit'te işler pek iyi gitmiyor. Boris Johnson açıklama yaptı. Von der Leyen de öyle. Anlaşma şimdilik yok ve olmayacak gibi duruyor ama halen daha ümit kesilmiş değil. Çünkü Almanya tarafından açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı tarafından halen daha bir anlaşma olabilir şeklinde her geçen gün durum kritikleşiyor diyelim. Londra'da 0.60, Paris'te yarım puanın üzerinde, Frankfurt'ta kayıpların derinleştiğini görüyoruz. Çünkü Almanya Noel'den önce daha sıkı karantina önlemleri için hazırlanıyor. Burada %1.25'lik geri çekilme. İtalya'da da 0.74 diyelim. ABD'ye geçtiğimiz zaman tablo az önce de Melike aktarmıştı. Burada da geri çekilmenin bir miktar hızlandığını görüyoruz. Dow Jones Endeksinde %0.40. S&P tarafında yarım puanlık, Nasdaq Teknoloji Endeksi tarafında da 0.66'lık geri çekilme. ABD'de de teşvik paketi henüz onaylanmadı biliyorsunuz ama bir yandan da yine koronavirüs vaka sayıları burada havayı bozan etmenlerin başında geliyor. Spot altın yatay, gram altın 463 lira, Bitcoin'de %2'lik sert bir geri çekilme yine bugün de. Bu son birkaç gündür Bitcoin'le ilgili volatilite yüksek ama geri çekilmenin devam ettiğini söyleyelim. Brent tarafında 50 doların üstünde kalmaya devam ediyoruz. ABD tipi ham petrolde de 46-45 seviyesi mevcut. Şimdi Ankara gündemini alacağız. Olcay bizimle her zaman olduğu gibi. Olcay hoş geldin. Bugün Ankara gündemi de bir hayli yoğundu. Erdoğan'ın mesajları vardı. Yaptırımları tabii takip ediyoruz. Neler konuşuluyor gündemde, neler var başka? İyi akşamlar Gözde Kuyumcu. Gözde Kuyumcu, dilerseniz önce koronavirüs önlemleriyle başlayalım. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21 itibariyle başlayacak. Cumartesi, pazar tam kapanmanın ardından pazartesi saat sabah 5'te sona erecek. Yarın ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10 ile 17 saatler arasında açık olacak. Aynı saatler arasında online sipariş alınabilecek ve evlere servis yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Azerbaycan'dan döndü. Dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası, kısaca CATSA yaptırımlarını uygulayacağı iddiaları için Amerika'nın kalkıp CATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi bir defa NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır dedi. Erdoğan, ABD'nin seçilmiş yeni başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasına da işaret ederek Amerika'da devir teslim yapıldıktan sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen men sabera zafera, sabredeceğiz ve göreceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Belediye başkanlarını tek tek dinleyen Kılıçdaroğlu şikayet etmeden her sorunu çözmeye odaklanmalarını istedi. Vatandaşın taleplerini ve sorunlarını en kısa sürede karşılama ve çözmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada bir iki ülkenin dar siyasi hesapları nedeniyle Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem yaratılamamış ve AB hiçbir yararı olmayan kısıtlayıcı önlem alma arayışından çıkamamıştır dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Türkiye'de yasaya rağmen temsilci bulundurmayan sosyal medya şirketlerine ikinci aşama 30 milyon TL her bir şirket 30 milyon TL cezayı kesti beklendiği gibi. Üçüncü ve dördüncü aşamalar devam edecek görüldüğü kadarıyla. Bugünden itibaren söz konusu cezalar ilgili şirketlere tebliğ edildi. Bu sürecin üçüncü aşamasında reklam yasağı, dördüncü aşamasında internet bant genişliğinin %50 daraltılması, son aşamasında da %90 daraltılması, diğer bir deyişle erişimin ortadan kaldırılması söz konusu. Şimdi burada gözler Anayasa Mahkemesi'nde CHP'nin söz konusu yasayla ilgili olarak açmış olduğu iptal yasasına çevrildi. 2014'te anımsanacağı gibi Twitter'a da bir yasak gelmişti. O zaman Anayasa Mahkemesi bu yasağın anayasa ve haberleşme özgürlüğüne kısıtlama ya da aykırı olduğu gerekçesiyle yasağı kaldırmıştı. Şimdi sektörde Mart'a kadar Anayasa Mahkemesi'nin konuya el atması ve bu kapsamda aynı gerekçelerle bu yasak aşamasına gelmeden sorunun çözülmesi bekleniyor. Bununla ilgili gelişmeleri biz de takip edeceğiz. Bir diğer önemli konu Türkiye yetkisi altına alınan alan deyim yerinde ise sert kuraklık. Gerek içme, gerek sulama, gerekse de elektrik üreten barajlarda su düzeyi gerçekten belirgin şekilde düştü. Özellikle Türkiye'nin suda enerji üssü olarak bilinen Fırat Havzası'nda büyük barajların bulunduğu alanda, Keban, Karakaya, Atatürk, Bilecik'in bulunduğu alanda su gelirleri ciddi miktarda azaldı. Barajlarda örneğin Keban'da 829 metre, son 9 metrelik bir su kaldı ve elektrik üretimi için. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı da bir adım attı. Kuraklığa karşı 81 ilde cuma vakti camilerde su hayat ve şifa kaynağımız konulu hutbe okundu. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılar yapıldı. Cuma namazından sonra da yağmur duası edildi. Aslında enerji yönetimi de bir süre önce önlem almıştı. Elektrik üretiminde suyun payını belirgin şekilde kıstı. Burada oluşan boşluk doğalgazla kapatılmaya çalışılıyor. Rus doğalgazı Türk akım yoluyla Karadeniz'in altından Türkiye'ye geldi. Trakya'ya kadar gelmişti. Bu yılın başında Rus doğalgazında Türk akım üzerinden gaz akışı başlamıştı. Gaz Türkiye üzerinden önce Bulgaristan'a, sonra Sırbistan'a, oradan Macaristan'a ve Avrupa'nın merkezi olan Avusturya'ya kadar taşınacaktı. Bu ayın ikinci yarısından itibaren Bulgaristan sonrasında Sırbistan-Macaristan'a bağlantının hattının tamamlanacağı, Avusturya'ya kadar gideceği, Baumgarten'a bağlanacağı ve buradan da uluslararası pazarlara gazın ticarileşmesine başlanacağı belirtiliyor. Bu da uluslararası bir gaz gelişmesi olarak kayda geçiriliyor. Benim şimdilik Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar. Söz yeniden Gözde Kuyumcu'da. İyi hafta sonları, iyi yayınlar. Olcay, çok teşekkür ediyorum sana da iyi hafta sonları. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Günden kalanlar devam ediyor efendim. Hakan Gül'den ben dönelim ve sohbetimize başlayalım. Tekrar hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Şimdi iyi yayınlar. İçeride iyi yayınlar olsun. İçeride özellikle rakamlar tarafında ödemeler dengesi bir miktar konuşalım bu kalemi. Önümüzde nasıl bir tablo şekillenecek? Hani biz biraz aşağı haberlerine de bel bağladık. Niye? Çünkü turizm tarafının bize destek vermesi gerektiği bir döneme daha çok girilmiş durumda. İşte ihracat tarafında belki hani yine sıkıntılarımız sürebilir. Finansman tarafına baktığımız zaman sermaye girişi bir miktar destek veriyor. Bu da olumlu. Rezervlerde artış var. Burası da biraz olumlu. Ama tabii ki diğer gelişmeleri de takip edeceğiz. Şimdi başta turizm herhalde. Başta tabii ki turizm. 12 aylık cari denge tarafında 33.8 milyar dolarlık bir açıktan bahsediyoruz. Bu da zaten Kasım 2018'den beri bizi en yüksek seviyeye getirmiş durumda. Nasıl yorumluyorsunuz? Ne diyorsunuz önümüzdeki dönem için? Şu anda beklenen gelişmeler oluyor. Yani bir hayli zaten zikzaklı bir dönem yaşıyoruz. Özellikle bu korona sürecinde gelişmeler yani nasıl oldu? Mesela bu seneyi baktığımız zaman yaklaşık 11 ay biz 11 ay içerisinde 6 kere ihracatımız 6 ayda düştü.
5 ayda yükseldi. Yani öyle bir zikzaklılık var ki hani gerçekten bir ay sonra ne olacak bilmiyoruz. Mesela Kasım ayı gayet iyi gidiyordu ama orada mesela küçük bir azalma oldu geçen seneye göre. Aralık'ta gene Sayın Bakan'ın da katıldığı, Ticaret Bakanı Sayın Ruslar Pekcan'ın da katıldığı bu ismini de verelim. Auto Expo Türkiye 2020, Türkiye'nin ilk otomotivdeki 3 boyutlu sanal fuarı yapıldı. Şimdi böyle bizim ihracatçılarımız sanal fuarlara, sanal ticaret heyetlerine ağırlık veriyorlar mecburen. Tabii. Çünkü gidip gelme imkanları yok. O yolla ihracatı arttırma ve ikili görüşmeleri arttırma yönünde hareket ediyorlar. Orada mesela konuştuk. Bu da yani 2 gün önceki bir gelişme olduğu için söyleyeyim. Aralık ayı ihracatında mesela çelik tarafında, otomotiv tarafında önemli artışlar var. Yani oralar yeşil kırmızı borsa renklerinden gidecek olursak yeşile doğru dönmüş vaziyette. Ama tabii daha aralığın bitmesine bir zaman var. Günden güne de değişebiliyor durumlar ama genel itibariyle ihracatta birçok sektör şu anda siparişleri yetiştirme telaşı içerisinde. Vade sorunları yaşıyor. Yani alıcılar bir an önce, özellikle yıl sonuna doğru da geldiğimiz için bir an önce teslim etsinler diye bakıyorlar. Tabii satıcılar da bizimkiler de mümkün olduğunca bu terminleri, vadeleri biraz uzatarak teslimat yapmaya çalışıyorlar. Çünkü koronanın kendisi de üretim süreçlerini etkiliyor. Hem siparişlerin yoğunluğu hem de korona süreci burada ihracatçıları bir hayli yoğun bir çalışmanın içerisine sokmuş vaziyette. Fakat yani bunun ne kadar devam edeceği biraz Avrupa'daki gelişmelerle belli olacak. 1.35 trilyon eurodan 1.85 trilyon euroya çıkması destek ve teşvik paketinin Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde gerçekten önemli bir gelişme. Yani bu hani nasıl derler, komşuda fişer bize de düşer. Bize de düşer diyorsunuz. Denir ama tabii ki daha bunun yansıması için bu paranın, teşviğin piyasaya inmesi, bunlar da önemli. Fakat en azından bunların olabileceğini görüyor olmak Avrupalı alıcı açısından da bir daha rahat hareket etme imkanı ortaya çıkartıyor. Siparişlerin arkası kesilmezse, korona şu anda Avrupa'yı ciddi şekilde etkiliyor. Evet, önce de söylüyorduk. Evet. Almanya'da mesela tekrardan karantina gibi sıkı tecrit uygulamaları öyle olacak. Gerçekten öyle. Bunlar evet. Mesela Fransa kendini biraz bu anlamda düzeltti. Ama en büyük ticaret ortaklarımızdan aslında bir numaralı Avrupa'da, Almanya'da tekrar yani bir şekilde yaptırımlar gündeme geliyor. Bu sefer korona ile ilgili yaptırımlar gündeme gelebiliyor. Bunlara dışında çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Çünkü belirsizlik hala devam ediyor. Yani bu kestirmesi de çok güç zaten. Kestirmesi çok güç. Ben yani hesaplara baktığım zaman bu seneyi 30 milyar dolar civarında bir açıkla kapatacağımız. Yani Aralık'ta biraz daha sanki 28'den 33'e çıktık ama belki biraz daha gerileme de olabilir. Çünkü ithalat tarafında bir azalmanın olduğunu da görüyoruz. Onu belki diyecektim daha sonra... Evet, dış ticaret açığında biraz yavaşlama var. Hani ithalatın da önümüzdeki dönemde azalmasını bekler misiniz? Birçok nedenden dolayı olabilir bir yavaşlama. Yani belki bu korona süreci nedeniyle bir yavaşlama gündeme gelir. Bir o taraftan beklemek mümkün. Bir de tabii şu anda emtia fiyatları dünyada çok ciddi şekilde yükseldi. Bunun da getirdiği bir dengelenme ister istemez olacaktır. Mesela Çin'in bu noktada tavrı, belki daha sonra konuşuruz onu, belki bir ayrı başlık olarak da ele almak lazım. Çin'in bu noktadaki tavrı ithalatımızı zorlaştıran bir noktaya geldi. İthalatta da vadeler 4 ayı buldu. Hatta bazı ürünlerde geçiyor. Bunun da yani fiziki olarak bir etkisi oluyor ister istemez. Ticaretin bazı kendine has bazı sıkıntıları var. İşte konteyner bulmak, gemi bulmak, navlun fiyatlarındaki artış. O konuyla ilgili özellikle bu hafta çok fazla duyduk. Ama çok yani lojistikte ciddi sıkıntılar var. Bunların bir kısmı Avrupa Birliği'nin kendisinden kaynaklanıyor.
Bir kısım bizim Kapıkule'deki gelişmelerden kaynaklanıyor. İşte Macaristan'dan kota almış olmamız çok önemliydi. Yani 110 bine çıkarılmış olması orada kotanın. Biz sonuçta sadece Almanya'ya bizim ihracatçılarımız, yani daha doğrusu nakliyecilerimiz 100 bin yılda yaklaşık 100 bin ihracat sevkiyatı yapıyor. Yani bunlar büyük rakamlar. Burada kotalara takılabiliyorsunuz ya da işte pandemi önlemlerine takılabiliyorsunuz. Hı hı. Bütün bunlar da iki taraflı sonuçta ticaret, hem ithalatı hem ihracatı etkileyebiliyor. Ben 2021'de cari açığımızda neredeyse yarı yarıya yakın bir azalma olabileceği kanaatindeyim. Hem ihracatımızdaki artış nedeniyle, eğer bu önümüzdeki süreçte miktar olarak zaten ihracatımız artıyor. Yani bunu söylemek lazım. Artmayan şey değer olarak ihracatımızın artmadığını görüyoruz. Yeterince katkı veremediğini görüyoruz. Ama eğer kurlarda bir stabilize olma, bir istikrara kavuşma durumu da bugünkü seviyelerden ya da biraz aşağısından, onu artık önümüzdeki günler gösterecek. O zaman biz cari açıkla ilgili biraz daha net tahminler de yapabilir hale geleceğiz. İhracatımızla ithalatımız biraz daha dengelenecek. Sayın Bakan'ın verdiği rakam altın hariç %87,5 civarında bir ihracatın ithalatı karşılama oranını ifade etti. Bu bir hayli yakın. Yani bu rakamları biz çok uzun zamandır pek görmüyoruz. Bir bundan bir iki ay önce de işte 90'ları gördük. 90'ın üzerine çıktık ihracatın ithalatı karşılama oranı bakımından. Demek ki dış ticarette bir yaklaşma var. Evet, bugün belki beklentilerin biraz üzerinde geldi cari açık. Yani ödemeler dengesinin en önemli rakamı cari açık. 273 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hani beklentiler 100-150 milyon dolar olabilir mi? Hatta acaba cari fazla da verir miyiz yönünde bazı hesaplar vardı. Ama bir de tabii hani geçtiğimiz 2019 Ekim'de 2.7 milyar dolarlık fazlamız vardı. Doğru. Hani her doğru, şeyden öte 12 doğru. yıllık baktığımızda ama onun da bize evet, negatif ama katkısı oldu. Kesinlikle, ama biz biliyorsunuz tekrar yükselişe, ekonomimiz bizim tekrar yükselişe 2020'nin ilk çeyreğinde esas itibariyle başlamıştık. Sonra da zaten korona geldi. Evet, Mart ayında. İlk çeyrekte biliyorsunuz %4.4'lük bir büyüme gösterdik. Ama bizim 2019'un son çeyreği yani bir büyüme göstermekle beraber hala o aylarda biz fazla verebilir konumdaydık. Çünkü mesela bir önceki çeyreklerden yavaş yavaş bir büyüme, bir toparlanma görür haldeydik. Onun için onun orada geçen sene fazla olması, bu sene işte küçük bir açık olması aslında normal. Yani önümüzdeki süreçte de ben bunun biraz daha dengeleneceğini, yani böyle 30 milyar dolarlar seviyesinde değil de önümüzdeki sene 15-16 milyar dolar civarında bir cari açık beklentisi var. Ama tabii ki bütün bunlar bugünden yapabildiğimiz şimdilik kaydıyla söylenilecek kayıtlar. Ama orada bir sert düşüş meydana gelebilir. Evet, onu konuşuyorduk mesela yine Cüneyt Başaran'la. O da yani hem OECD, IMF, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarını bu hafta dinlediğimizde bu yıl sonu, yani son çeyrek için işte daralma, hatta 2021'in ilk çeyreği içinde daralma gibi söylemleri doğru. vardı. Dolayısıyla hani morallerin de o anlamda biraz daha aşı olsa bile bozuk olduğunu belki de söylememiz gerekiyor. Bunlar şimdi, büyük çarklar. Hemen evet. derhal böyle hızlanamıyor. Yani özellikle biz belki daha hızlı da hareket edebiliyoruz. Gelişen ülkeler tarafında bir miktar daha evet. tabii görece. Ama Avrupa hızlı toparlanma. Bizim olabilir. De tam sattığımız yerler daha yavaş toparlanmalar yaşıyorlar, ama ümitler var. Bu teşvik paketinin artması da önemli oldu. Kesinlikle. Şimdi az bir süremiz kaldı. Borsa İstanbul'da bir yandan kapatacağız. Lafınızı bölmeyeyim ben. Hisselerden biraz şöyle gösterelim. Yüzde
onluk yüzdesel bazda TümOsan önde gidiyor efendim. Borsa İstanbul tarafında yükseliş sürüyor. An itibariyle Borusan, Akçansa, Ereğli, Çimsa, Halk Gayrimenkul, Vestel gibi hisselerin Borsa İstanbul'u yukarı taşıdığını görüyoruz. Bir yandan baktığımızda geri çekilme tarafında da Selçuk, Ecza Deposu, Odaş, Kartonsan, Tav, Ege Endüstri gibi hisselerin de geri çekilmeye işaret ettiğini söyleyelim yüzdesel bazda. Az sonra Borsa İstanbul'u kapatacağız derken %1.28'lik bir yükselişle haftanın son gününü tamamlamış olduk böylelikle. Serhan Yenigün bizlerle olacak demiştik. Bakalım hangi hisseler ön planda diyelim. Serhan Bey hoş geldiniz. Haftanın son gününde pozitif tarafta kalmaya devam ediyoruz. Biraz yaptırım gündemi vardı ama devamı gelebilir mi? Hani önümüzdeki hafta nasıl bir seyir beklersiniz yaptırımlar anlamında da? Şimdi bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin artık sonuç bildirgesinde yayınlandığını gördük ve yaptırım konusu uzun süredir hani bir endişe olarak bekliyorduk ama olmadı. Uyarılarla yetindiler ve biraz da ajandayı Mart'a bıraktılar. İşte Amerika'da yeni yönetimin belirlenmesinden sonra onlarla bir koordinasyon halinde hareket etmek, bir görmek istiyorlar belli ki. Ya bunlar politik manevralar. Devamı da gelecektir önümüzdeki dönemde ama gelecek hafta artık bu konu biraz gündem dışında kalır. ABD tarafında ise orada şimdi başlayacak gibi görünüyor. Bugün olabilir. Çünkü Cuma günü gelecek piyasalar kapandıktan sonra diye konuşuluyordu. Veya belki haftaya sarkar. Ama önemli olan bugün borsanın belki günün sonuna doğru, yani gün ortasından itibaren yükselmesini sağlayan da daha naif, daha dar kapsamlı yaptırımların gelebilecek olma ihtimali. Aslında çok uzun bir süredir biz Amerika'nın Çin'e, Rusya'ya, Kore'ye, Kuzey Kore'ye veya işte Avrupa'da Almanya'ya bile zaman zaman bazı alanlarda bir takım yaptırımlar yoluna gittiğini, bunların şirketler, şahıslar bazında kalarak sürdüğünü, hani genel anlamda çok ekonomik baskıları olacak şekilde değil de dediğim gibi daha dar kapsamlı olduğunu gördük. O yüzden bugün Borsa İstanbul'da da güne belki bankalar mesela biraz zayıf başlamıştı ama sonradan toparlandılar. Sanayi tarafı daha güçlü kaldı. Özellikle enerji tarafında işte Tüpraş, Etkim, Aygaz gibi hisseler biraz daha güçlü kaldı. Türk Hava Yolları yine endekste önemli etkisi olan hisselerden biri, %1.6 yukarıda. Dolayısıyla da endeksin geneline yayılan bir yükseliş hareketinden de bahsedebiliriz. Elbette kar satışı gören zayıf kalan hisseler de var ama genel olarak borsada para girişi, yabancı alımları da bugün de devam etti. Dün Merkez Bankası haftalık verilerini yayınladığında 4 haftada 1,5 milyar dolara yakın bir girişten sonra biraz hız kaybı olduğunu görmüştük ama muhtemelen gelecek hafta Perşembe günü bu haftanın verisi yayınlanacak ve yine yabancıların bu haftada alım tarafında kaldıklarını görüyor olacağız. Serhan Bey çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Şimdi Hakan Bey, bu sermaye girişi meselesi tabii biraz yaptırımlarla birlikte işte hafif bir hız kesmiş gibi gözüküyor ama Serhan Bey'in mesela beklentisi işte az önce ifade etti, devamı hani gelebilir şeklinde. Biraz kur üzerinden hani nasıl değerlendirirsiniz onu soracağım. Çünkü dolar TL tarafında yeni o reform, ekonomi bakanlığı ve işte Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar oldukça pozitif yansımıştı içeriye. Doğru. Şimdi önümüzde bir Merkez Bankası toplantısı da olacak. Hani ilk etapta mesela bir güven anlamında tekrardan faiz artırımı beklentileri konuşulmaya başlandı. Ne var önümüzde sizce? Nasıl bir tablo var? Aslında isterseniz gelin birlikte şöyle bazı noktalara bakalım. Ondan sonra hep birlikte biraz okumaya çalışalım. Yani bir tarafta ne var? Evet, bir yabancı girişi başladı. Ama geçen hafta bu mesela bir ara verdi. Orada bir zikzaklılık olabileceğini, işte biraz önce de bahsedildiği gibi yaptırımlar meselesi bunun için önemli bir konu. Reform takviminin devam edip etmediği, içeriden dışarıya doğru nasıl mesajların verildiği, iş dünyasının durumu, büyümeye ilişkin beklentiler, bunların hepsinin bundan sonraki süreçte önemi olacak. Çünkü ilk girenler biraz böyle daha hemen faiz odaklı, hemen alayım bakayım buraya piyasada geç kalmadan işlemlerimi yapayım diyen
Kürden yatırımcılar gelmişti. Şimdi bunun genişlemesi lazım. Şimdi biz diyoruz ki önümüzdeki 6 ay içerisinde 5 milyar dolar civarında bir sıcak para Türkiye'ye gelebilir. Hani işler yolunda giderse, işlerin yolunda gitmesinden de kastettiğimiz bir esas olarak aşı ve COVID ile ilgili gelişmeler. İki, yaptırımlar meselesi. Çünkü sonuçta evet yaptırımlar bugün için ona da değiniriz. Yani bugün hakikaten Türkiye açısından, Türkiye cephesinden Türkiye'yi çok da rahatsız etmeyecek yönde gelişmeler yaşandı. Bir de bu nokta son derece önemli. Yaptırımlar meselesi önemli. Tabii üçüncüsü de acaba reform süreci, o yeni rota değişikliği bir yeni heyecana, coşkuya ve Türkiye ekonomisinde bir yeni atılıma neden olacak mı? Bu üçünü ben portföy yöneticisi de olsam, yurt dışında da olsam, yurt içinde de olsam bunlara bakarım. Burada ne oluyor? Ona göre hareket etmeye çalışırım. Gene bu olacaktır. Bir yandan da şuna bakarım. Derim ki evet yabancılar geliyor ama biz bir ay içerisinde içeride 10 milyar dolar yani yerleşiklerin dövize doğru yöneldiğine de bakarım. Evet. Acaba burada Türk lirasına güven çok mu sıkıntılı diye bir düşünürüm. Buna ilişkin bu Türk lirasına güveni destekleyecek ne tür adımlar atılıyor? Bunları da izlemeye çalışırım. Yerlinin hareketini de bu noktada izlemeye çalışırım. Çünkü her böyle nasıl diyelim işler biraz çatallaşır gibi olduğunda dövize yönelen bir yatırımcımız var. Yani bu da tabii mutlaka yakından izlenmesi gereken bir noktayı oluşturuyor. Onun dışında faiz tarafına baktığımda ne düşünürüm? Yani 475 bas puan 15 puana gelmiş iyi, enflasyonun hala üzerinde bir yeri var, önemli. Ama yerli yatırımcıyı da ikna etme edilmesinin de önemli olduğunu da dikkate alırım. Hı. Acaba burada Merkez Bankası'nın 24 Aralık'ta atacağı adım ne olur diye de onun da senaryosunu yapmaya çalışırım. Belki de şöyle düşünürüm. Evet bir yer var ama arkadan gelen yani turbun büyüğü heybede denir ya. Hı. Yani bakıyoruz şimdi TÜFE'de yani vatandaşın enflasyonunda 14'teyiz. Hı hı. Ama imalatçı kesimlerin, üreticilerin enflasyonunda %23'teyiz. 23'ün biraz üstüne de çıktık. 23 bu tarafa intibak edecek. Birebir olmaz. Hiçbir zaman olmadı. Hı hı. Ama o ilk önce o kurlardan kaynaklanan maliyetlerin bir şekilde üretici fiyatlarına yansıdığını, onun da daha sonra vatandaşın enflasyonuna intibak ettiğini, yansıdığını biliyoruz. Evet. Burayı da dikkatle takip ederim ve kurun nasıl stabilize edilmek istendiğini görmeye çalışırım. Şimdi yaptırımların bu şekilde gelmesi Türkiye açısından bence önemli bir zaman kazancı oldu. Bu çerçevede iş dünyası ne ister? Önünü görmek ister. Belirlilik ister. Kural hakimiyeti ister. Hukuka uygun davranış ister. Bunlar öne çıktıkça Türkiye'de güven de artacaktır. Güvenle evet. birlikte yatırımlar da artacaktır. İstihdam da artacaktır. Ekonomi de büyüyecektir. Kesinlikle. Ben bunlara bakacağım. Kesinlikle. Bir de tabii hani üretici fiyatları dediniz ya şu anda pandemi dolayısıyla da mesela işte az önce ben yayının başında söyledim. Emtia fiyatlarının artış gösterdi. Bunu da üretici tarafına mutlaka yansımasının işte başladığı bir ortamdayız. Hatta çelik özelinde konuşalım istedik bugün. Veysel Yayan bizlerle, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri. Veysel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. Teşekkür ediyorum. Çelik fiyatları ile ilgili olarak nedir son durum? Neden fiyatlar birkaç aydır diyeyim yükseliş eğilimi içerisinde? Şimdi efendim Hakan Bey'le biz sektör meclislerinde hep beraberiz. Ve bizim sürekli bir şekilde dile getirdiğimiz husus Türkiye'de ihtiyacın fazlasında üretim var. Ve biz ihracat piyasalarında zorlanırken yurt içi tüketim yurt dışına aktarılıyor. İthalat artıyor. Son aylarda olan buydu. Son 15 günde ise yine Hakan Bey'in biraz evvel belirtmiş olduğu gibi emtia piyasalarındaki dalgalanmalar ve fiyat artışları sonrasında yurt dışında yeterli ürün bulamayan ya da
ithalat açısından yurt dışından ürünü getirmenin uygun olmadığı durumlar sebebiyle yurt içine yönelme söz konusu oldu. Neden uygun değil? Fiyatlar çok hızlı bir şekilde artıyor. Fiyatlar sadece nihai ürünlerde değil, aynı zamanda ve aslında belirleyici olacak şekilde girdilerde artıyor. Mesela ben geçen 2-3 gün evvel bir gazetemize bir beyanat vermiştim. O zaman 350 dolardı. Bu sabah çıktı hurda fiyatları. Bu sabah o yayınlandığında 400 doları geçmişti. Şu anda 420 dolara doğru gidiyor. Böylesine hızlı bir durum var. Böylesine yüksek oranlı artışların olduğu bir durumda ithalat yapmak oldukça zorlaşır. Çünkü ürün gelene kadar fiyatlar çok yükselebilir ve sonra da düşebilir. Böyle bir fiyatı da belirleyemezsiniz. Karşı taraftan da bunu yüklerken kendisini garanti altına almaya yönelik çok ciddi fiyat artışları, talepleri gündeme gelir. Bu açıdan yurt içinde ciddi bir talep artışı söz konusu oldu ve aniden ortaya çıktı bu talep artışı. Biz geleneksel olarak yurt içine satamadığımız için ihracata yönelip satamadığımız kısmı da bu defa kapasiteyi daha az kullanarak dengelemeye çalıştığımız bir ortamda ihracatı kesmek, ötelemek gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Yeter ki yurt içi talebi karşılayabilir durumda olalım. Şu anda bütün gayretler bunun için, ancak hiç şüphesiz girdi fiyatlarındaki mesela cevherden 80 dolardan 150-160 dolara giden, hurda da 260-270 dolardan 420 dolara giden bir durum söz konusu. Şimdi bu Türkiye'nin başına ilk defa gelmiyor. Bunun benzerini biz 2008 yılında da yaşamıştık. O zaman fiyatlar 400-450 dolardan hızlı bir şekilde 1300 dolarlar seviyesine kadar çıkmıştı nihai ürün fiyatları. Buna karşılık hurda fiyatları da 750 dolara kadar çıkmıştı. Tabii bu bazı kuruluşlar açısından çok ciddi riskler de getirdi. Fiyatların hep böyle gideceği düşüncesiyle bazı kuruluşlar hurda stoklarını 750-800 dolarlardan birkaç yüz bin tonluk hurda alarak doldurdular. Sonra fiyatlar bir ay içerisinde 370 dolara kadar düştü. Tabii stoklarında o kadar hurdayı bu kadar farklı fiyatlarla dolduranlar mesela bu durumda hurda fiyatları da 130 dolara kadar düştü. Ton başına 500-600 dolar arasında bir kayıp oldu. Keza stoklarında kütük ya da yarı ürün olanlar çok ciddi zararlar yaptılar. Bu zararın neresinden dönsek kârdır, bağrımıza taş basıp satalım diyebilenler zarara düşürebildi. Satmayanlar tümüyle altında kaldı. Böyle dönemlerde stoğa çalışmak yanlış bir şey. Bu sadece üreticiler açısından değil, tüketiciler açısından da geçerli. Çünkü şu anda tüketicilerde panik bir alış görülüyor. Yani biz aman fiyatlar artıyor, bu fiyatların artışı devam edecek. Mümkün olduğu kadar işte önümüzdeki 5-6 ayı stoğunu alalım diyenler bundan karlı çıkabilecekleri gibi zararlı da çıkabilirler. Bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Avrupa Birliği'nde ya şirketler kapalıydı, üretim yapmıyordu ya da tek vardı çalışıyorlardı. Avrupa Birliği'nde pandeminin ikinci dalgasının tesirleri hafif yumuşamaya başlayınca aşının gelecekle ilgili beklentileri daha olumlu hale getirmesi söz konusu olunca üretim başladı. Avrupa Birliği'nin üçüncü çeyrek performansı oldukça iyi. Her ne kadar ortalaması hala düşük olsa da. Tabii bu dönemde çalışan kuruluşlar otomatik olarak çelik açısından hurda, cevher ve diğer ürünleri talep ettiler. Oysaki piyasada onların çalışacağı varsayımına dayalı o kadar toplanmış hurda ve cevher yoktu. Otomatik olarak hurda satıcıları her talep sahibi arasında en iyisini kim verirse ona satma gayreti içerisine girdi. Bu Türkiye'ye de yansıdı. Zaten biz bileşik kaplarda çalışıyor gibiyiz. Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de ne oluyorsa Türkiye'de de o oluyor. Türkiye'deki hurdacı diyelim ki 200 dolara topladığı bir hurdayı Avrupa'da 400 dolar olsa bile Türkiye'de 200 dolara satmaya devam etmiyor. Sabah 9 olduğunda hemen hurda fiyatlarına bakıyor. Avrupa'ya göre kendisini ayarlıyor. Keza fiyat 400 dolara topladığı bir hurdayı da Avrupa'da fiyatlar 300 dolara düşmüşse 400 dolardan satamıyor.
Avrupa fiyatları, Amerika fiyatlarıyla paralellik arz edecek şekilde bir fiyatlandırma yapıyor. Bütün bunlar dünya piyasasıyla entegre olmuş bir çelik sektörünü ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu durumda bizim dünyadan izole bir tavır içerisinde olmamız söz konusu değil. Fiyatlarımızın daha farklı olması söz konusu değil. Peki. Girdi maliyetlerimizin bunun dışında olması söz konusu değil. Tüketicilerimizin de bunu bilmesi lazım. Yaşadığımız durumu iyi tahlil etmelerine ihtiyaç var. Artık ilk defa yaşamıyoruz bunu. Defalarca yaşadık. Bu defa doğru tahlil edip ona göre doğru tavır alış içerisine girmeleri gerekiyor. Peki Veysel Bey, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Stoğa çalışmayın diyor Veysel Bey. Sayın Yayan baya önemli mesajlar verdi. 2008'deki o az önce Veysel Bey'in aktardığı aniden hurda fiyatlarının işte 130 evet. dolarları görmesi öyle hani sürekli yükselecekmiş gibi bir beklenti zaten doğru da olamaz. Hı-hı. Hani hiçbir şeyin fiyatı sonsuza kadar yükselemiyor. Dolayısıyla bir şekilde normalleşme geldiğinde yani aşı olabilir işte Veysel Bey'in dediği gibi belki evet. hani üretimin tekrar normalleşmesi Hı-hı. Avrupa tarafında dedi ya da işte dünya genelinde bir şekilde fiyatlar normalize Hı-hı. olacaktır ama hani bu dönemde de epeyce bir bize yansıması olacak fiyat oldu. Anlamında da. Hı-hı. Oldu da zaten ve tabii saç özellikle yani yassı çelik saç diye genel olarak Hı-hı. tarif ediliyor. Birçok sektörde kullanılıyor. Yani değmediği neredeyse sektör yok. Yani otomobilde de, otomotivde de var, iklimlendirme sektöründe de var. Yani klima yapıyorsunuz, saca ihtiyacınız var. Beyaz eşya yapıyorsunuz, saca ihtiyacınız var. Ve orada da belli ürünlerin farklı fiyatları da var. Mesela genel itibariyle sacda dolar bazında zaten son 2 ayda %30 civarında bir artış var. Dolar bazında Ocak Aralık diye karşılaştırırsak da 680 dolar civarındaydı. 890 dolara çıktı. 1 milimlik saç dersek orada da 750 dolardan 990 dolara çıktı. Yani bunlar tabii yönetmesi de kolay olmayan Veysel konular. Veysel Bey de öyle dedi. Evet, evet, onun için Veysel Bey'in hakikaten bu noktada aktardıklarına kulak vermek lazım. Ama bizde de tabii büyük üreticilerimiz, demir çelik üreticilerimiz önemli ölçüde ihracata yöneldiler. Daha sonra burada içeride bizim bununla ilgili yani demir çeliği kullanarak üretim yapan sektörlerimiz de bunun sıkıntılarını belli ölçüde çekti. Bunu da dengelemek lazım. Veysel Bey'in verdiği mesajlarda hani tedarikteki bu sıkıntı da geçici bir zaman sonra çünkü o mesajları verdiğine Hı-hı. göre bir zaman sonra buranın da bir dengelenmesi mümkün olabilir. Ama konu sadece demir çelikle de ilgili değil. Metaller başta, başka metallerde de bu artışlar yaşandı. Ama plastikte de mesela bu artışlar yaşanıyor. PVC'de 1500-1600 dolarlar civarına yükselen rakamlardan bahsediliyor. Polietilen, polipropilen fiyatlarında yine %15'lik, %30'luk artışlar var. Son 1-2 ay içerisinde bütün bunlar. Yani dünyadaki bu emtia fiyatlarındaki değişim de yani bakıyoruz endekslere de 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerine emtia fiyatları gelmiş vaziyette. Aynı şekilde işte biraz önce Sayın Yayan'ın da ifade ettiği o sektör meclislerinde şimdi bunu üreten esas olarak ham madde diyebileceğimiz ürünleri üreten ara mamulleri üreten firmalarımız da var. Aynı zamanda büyük firmalarımız aynı zamanda bunları kullanan ürettikleri üründe kullanan firmalarımız da var. Mesela mobilyada MDF, Sunta bunlarla ilgili de tedarik sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Zaten var, çıkmaya başladı demem yanlış, vardı. Yani bir süredir bunlar yaşanıyordu, bunlar da dile geliyor. Mesela mobilyacımız diyor ki biz siparişlerimizi yetiştiremiyoruz. Sünger'i duymuştum mesela. Sünger de keza ama orada güzel, çok sevindirici bir haber. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan beyefendinin de bu konudaki atılımlarıyla geçen yine bu kimya ihracatçıları birliği başkanımız Adil Pelisler'in de onlar birlikte yani bunlar hakikaten heyecan veriyor.
buradaki bu yani bu konuyla ilgili taraflar bir araya geliyorlar. Mesela poliol diye bir bunun sünger maddesi var. Bunun Türkiye'de üretilmesi için şimdi harekete geçirildi. En az 1 milyar dolarlık bir ithalatın önü kesilmenin sadece önü kesilmesi de değil. Tabii. Bakın bu tedarik dönemlerinde bunlar çok önemli oluyor. Hı hı. Çin mesela orada diyor ki benim ihtiyacım var, basıyorum frene diyor. Siz alamıyorsunuz. Siz tabii. de aynı rakiplere ürün satmak zorundasınız. Onların burada üretilmesi çok önemli. Sabahleyin bir başka toplantı için İbrahim Erdemoğlu'yla, Erdemoğlu Holding'in yönetim kurulu başkanıyla beraberdik, sohbet ediyorduk. Dedi ki ya bizde bu ham maddelerde bizde üretildikten sonra bu yatırımlar yapıldığında, bunlara hız verildiğinde Türkiye'nin tekstil ihracatını, üretimini 3'e, haydi bırakalım 3'e inanıyor da 2'ye katlaması işten bile değil. Yani bunlara hakikaten bu yatırımlar çok önemli hale geliyor. Böylesi dönemlerde bunun kritik önemini daha fazla evet. görüyoruz. Yani kesinlikle. Bunları burada üretebilmemiz lazım bizim. Bunlar çok önemli. Güzel haberler dediğiniz güzel gibi. Haberler de var. Ya, yapabiliyor. Bu memleketin girişimcisi bunları yapabiliyor. Evet. Bundan daha güzel bir haber yok. Çalışıyor ve yapıyor. Peki. Bir o zaman Avrupa tarafında neler oluyor Ceren'e tabii. soralım. Ceren Dilekçi bizlerle efendim. Ceren hoş geldin. Senin gündeminde Brexit ilk sıradadır eminim. Son olarak haber akışları da vardı seninle. Gözde merhabalar. Brexit'te geçiş sürecinin son erece 31 Aralık tarihine çok az bir zaman kaldı. Fakat taraflar bu pazar günü işaret ediyorlar aslında. Çünkü bu hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in görüşmesinden nihai tarih olarak pazar gününde karar kılınmıştı. Şimdiye kadar görüşmeler çok zorlu geçti. Evet, üç temel konuda farklılıklar devam ediyor. Fakat şimdiye kadar hep basında yer alan haberlerde tarafların bir blöf oyunu içerisinde olduğu ve belli alanlarda pay kazanmak adına işleri zorlaştırdığı yer alıyordu. Fakat artık iş blöfün de ötesine geçti. Çünkü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın pazartesi günü Macron ve Merkel ile görüşme talebi Avrupa Birliği temsilcileri tarafından reddedildi. Ve temsilciler sadece Brexit görüşmelerini Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaptığını, bu nedenle Johnson'ın görüşmeyi gerçekleştiremeyeceğini ifade ettiler. Aynı zamanda Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise Avrupa Birliği liderlerine en muhtemel seçeneğin anlaşmasız Brexit olduğu bilgisi yer aldı. Johnson da bugün dün akşamki görüşlerini tekrarladı ve Johnson bugün yaptığı açıklamada şu an bulunan noktada anlaşmasız Brexit çok muhtemel görünüyor dedi. Çünkü Avrupa Birliği taleplerinden vazgeçmiyor, kırmızı çizgilerinden geri adım atmadığı açıklamasında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise yaptığı açıklamada Brexit anlaşması zor ancak imkansız olmadığını ifade etti. Pazar gününe çok az bir süreç kaldı. Balıkçılık, eşit rekabet şartları ve devlet yardımları üç temel konu anlaşmazlığın yaşandığı ve pazar gününe kadar anlaşmanın bu alanlarda sağlanması imkansız gibi gözüküyor. Ki piyasada buna inanmış gibi, çünkü Avrupa piyasalarına bugün satışların sertleştiğini gördük. %2'ye ulaştı gün içerisinde. Her ne kadar kapanışa yakın bir toparlanma gelse de şu saatlerde %1 civarı düşüşler var Avrupa'da endekslerde. Pound dolar fiyatlamasına bakacak olursak gün içerisinde pound dolar karşısında yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi. 1.31-1.35 seviyesine kadar gerilemesinin ardından biraz daha toparlandı. 1.32-1.30'larda işlem görüyor. Pound euro karşısında ise gün içerisinde 3 ayın en düşük seviyesini test etti Gözde. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Brexit kördüğümü diyelim devam ediyor. Şimdi... Bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Evet. Çünkü bu çıkıştan Avrupa Birliği ile birlikte en kötü etkilenebilecek ülke Türkiye. Sektörel olarak ayrıştırır mısınız peki? Tabii hep yani bizim bir kere İngiltere ikinci büyük ticaret ortağımız evet. Almanya'dan sonra. O açıdan da önemli ve İngiltere'nin bizden almadığı bir şey yok. Yani sektör olarak hazır giyim de bunun içerisinde gıda. İşte tekstilli evet tabii. En ön sırada olduğu için özellikle kesinlikle sormak ama istedim. Metal işleme de var. Yani birçok alanda var. İngiltere ile hem çeşitli hem de büyük bir ticaret hacmimiz var. Bence bu meseleyi bizim çok yakından takip ediyor olmamız üreticilerimiz lazım. Üreticilerimiz bu anlamda mesela özellikle çok fazla işte bu anlaşması hani Brexit olursa
ciddi anlamda bir sıkıntı yaşanacağını vesaire söylüyordu. Önümüzdeki dönemde bir de sadece Brexit de değil, hani gümrük birliği ile ilgili de biliyorsunuz sürekli söyleniyor. Ticaret Bakanımız da hep onu vurguluyor. Aslında ikinci faza da gelmiştik. İşte bütün bu enerji, bana göre enerji kaybına neden olan bütün bu yaptırım vesaire, şu bu tartışmaları, yani artık yani Avrupa orada, Türkiye'de burada. Bunlar coğrafi olarak yer değiştirebilecek konumları yok. En azından uzun yıllar olmayacağını düşünüyoruz. Her şey değişiyor ama bu en azından uzun yıllar değişmeden kalacak. O zaman burada artık o komşuluk ilişkilerini iyi geliştirmenin biz yoluna bakmamız lazım. İngiltere mesela aynı zamanda Avrupa Birliği'nden ayrılması bizi başka açılardan da etkileyebilir. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'yi olabildiğince destekleyen, tahkim eden bir konumu da vardı İngiltere'nin. Şimdi bizim İngiltere'nin olmadığı bir Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi yeniden tasarlamak diye de bir niyetimiz olmalı. Şimdi burada dünya üzerinde de bölgesel ticaretin arttığı, çünkü artık kimse çok uzaklardan mal getirmek i̇şte istemiyor. Asya'da yapılan o anlaşma gibi değil mi? Resip. Yani Resip. Son derece önemli. Yani Asya Ekonomik Bölgesel Ortaklığı, 15 ülke ama çok çok ilginç. Çin liderlik etti ve Çin orada çok da net bir mesaj verdi. Hı hı. Dedi ki ben, tabii ki bu ticaret savaşlarına bir mesajdı, beni öyle kolay kolay kovboy kementiyle yakalamak mümkün değil dedi. Gerçekten öyle. Bak dedi, senin bütün müttefiklerini, Amerika'ya tabii, Japonya'yı, Güney Kore'yi, Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, 15 ülkeyi bir araya gel. Beni öyle çerçevelemek kolay değil dedi. Ben gerekiyorsa kendi gereksinimlerime göre kendi küreselleşme sürecimi inşa edebilirim yeniden dedi. Bu bloklaşmalar çok önemli. Türkiye sadece, hani biraz önce Avrupa burada, Türkiye burada dedik. İbni Haldun'un bir sözü var. Biliyorsunuz coğrafya kaderdir diye. Evet. Onun o sözü hala geçerliliğini koruyor. Biz sadece coğrafi konumumuz nedeniyle bile o bloklar arasındaki mücadeleye değmeden edemeyeceğiz. Bir de az önce dediniz ya, hani zaten fazla uzaktan almayıp işte yakınına başvuracak diye. İşte Avrupa tarafında mesela kesinlikle. Çin'den gelen o pek çok ürünü yani Türkiye'de karşılayabilecek bir takım, hani sektörel olarak baktığımızda var bunlar. Bir tedarik açısından uzaktan getirmek artık sakıncaları bu Covid döneminde göründü. İkincisi, insanlar sürdürülebilirlik istiyor. Evet. Böyle çok uzaktan ürün gelsin, biz emisyon, havayı kirletelim, tırlarla, gemilerle istemiyorlar. Yakında bu üretilemiyor mu? Bizde üretilemiyor mu? Üretilemiyorsa yakında bir yerde üretilemiyor mu? O anlamda Türkiye'nin şansı yükseldi bu noktada. Kesinlikle. Peki. O zaman reel sektör tarafında birazdan konuşalım. Peki. Ama bir Alp Bağrı Açık'a dönmek istiyorum. Glasshaus Genel Müdürü, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Ediyorum katıldığınız için. Şimdi bulut teknolojileriyle ilgili olarak, yani bu dijital dönüşüm süreci önümüzde ne var? KOBİ'lerle ilgili olarak siz neler analiz ediyorsunuz? Dinleyelim. Çok teşekkür ederim. KOBİ'lerin dijitale geçişiyle ilgili ben konuşmak istiyorum. Analizimiz şöyle. KOBİ'lerimizin dijitale geçmesi için 4 adımlı bir süreç takip etmeleri gerekiyor. Bu sürecin ilk adımı KOBİ'lerimizin uygulamalarını dijitalleşmeye uygun hale getirmeleri. Bundan ne demek istiyoruz? Artık KOBİ'lerimizin uygulamalarını kendi personelleri kullanmayacaklar. Tam tersine dış müşterileri kullanacaklar. Dolayısıyla bu uygulamalara bakış açılarının değişmesi lazım. Klasik bir örnek esasında hava yolları. Hava yollarına bakarsak eskiden bir yerden bir yere giderken check-in operasyonunu tamamen hava yollarının kendi personeli yolcular için yapıyordu. Günümüzde ise artık hava yolları bu operasyonu neredeyse tamamen yolcularına yüklemiş durumda. Esasında pek çok şirket destek operasyonlarını dijitalleşme sayesinde müşterilerine yüklüyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Bir internet sitesi açıyorlar. Siz bir destek almak istediğinizde o internet sitesine gidiyorsunuz ve desteğinizi o internet sitesindeki bir chatbotla konuşarak yapıyorsunuz. Chatbotla destek sürecinden geçtikten sonra aynı bot bu sefer size bir de yeni ürün ve servisler satmaya çalışıyor. Evet. Şimdi ben burada kendimi düşünüyorum biraz.
sık sık 1'e 3'e 5'e basarak ben bir telefon hattından servis almaya çalışıyorum ve çok da memnun olmuyorum. Dolayısıyla burada dijitalleşen KOBİ'lerimizin uygulamalarına bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. Bu uygulamaların müşterilerle çalışırken müşteriye layık bir şekilde yaklaşmaları gerekiyor. Bizim bir inancımız var. Mutsuz bir müşterinin 23 yıl konuşacağına biz inanıyoruz. Dolayısıyla bu yeni yaptığımız uygulamaların müşterilerle ilişkilerimizi germemesi, tam tersine yaklaştırması gerekiyor. KOBİ'lerin ikinci dikkat etmesi gereken konu güvenlik. Artık biz uygulamalarımızı müşterimize açtığımızda binlerce, on binlerce, belki de milyonlarca müşteri bizim internet sitelerimizi kullanmaya başlayacak, uygulamalarımızı kullanmaya başlayacak. Bu durumda artık bizim siber güvenliği uçtan uca bir daha düşünmemiz gerekiyor. Evet, peki. Evet, hızlıca 3 ve 4. Maddeyi de sizin alalım. Peki, 3. maddemiz bilişim altyapıları. Bilişim altyapılarına geldiğimizde artık KOBİ'lerin Aspara ile çok transformasyon yapması gerekiyor. Ve hız ancak herkesin kendi işine odaklanmasıyla geliyor. Dolayısıyla KOBİ'lerin bir an önce bulut bilişimi kullanmaya başlaması gerekiyor. 4. ise bence en önemlisi de bu. Dijitalleşmek isteyen KOBİ'lerimiz kültürlerine ve insanlarına dikkat etmeli. Şimdi Harvard Business Review'un yaptığı bir araştırma var. Hı hı. Bu araştırmaya her sene yapılan bir araştırma. Dijitalleşmeden geçen şirketlerin yöneticileri diyor ki bizim kültürümüz %63 oranla dijitalleşmenin önündeki en büyük engel haline gelmiş durumda. 2 sene önce bu %55'ti. Yani dijitalleşen KOBİ'lerin yöneticileri kendi organizasyonlarına baktıklarında kültürün, insan faktörünün her sene dijitalleşmenin önünde daha büyük bir engel olduğunu gösteriyor. Evet. Burada benim tavsiyem kültürü değiştirirken hiyerarşik yapılardan biraz daha saydam katılımcı kültürlere geçmek olacak. Peki, çok teşekkür ediyorum Mark Bey. Şimdi orada anlatırken hani telefonda ne diye işte çeşitli numaralara basıyorsunuz ulaşılamıyor falan diye. Yani ben bununla ilgili bir başlasam konuşmaya gerçekten orada bir durdum düşündüm. Hakikaten bazı şirketlerin bununla ilgili yatırım yapmaları gerekiyor, katılıyorum. Şimdi bir bağlantımız daha var, onu da gerçekleştireceğim. Hakan Gül'den döneceğim. Necdet Çalışkan bizlerle demiştim. Yayının başında Habertürk.com teknoloji editörü, hoş geldiniz yayına. Bu sosyal medya evet mecralarına kesilen cezaları konuşacağız biraz. Nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Tebliğ süresi de epeyce bir kısa. Aslında şimdi önümüzdeki takvime baktığımız zaman bu geçen ay başlamıştı bu yasaklar. İlk ayını tetici bulundurmayan sosyal medya şirketine ilk cezalar Kasım ayında kesilmişti 10 milyon TL olarak. Şimdi bu bir ay daha süre geçti. Şimdi ikinci cezalar kesildi 36 milyon TL. Tabii şu anda kullanıcıları ilgilendiren ya da kullanıcı doğrudan ilgilendiren bir taraf yok ama gelecek aydan itibaren aslında bu mevzuyu daha çok konuşacağız. Takvim açıkçası onu gösteriyor. Çünkü bu sosyal medya yasası hani kamuoyunda temsilci bulundurma veya bulundurmama gibi bilinse de aslında temsilci bulundurmalarının yanı sıra sosyal medya şirketlerine başka yükümlülüklerde, başka yasal zorunluluklar da getiriyor. Tabii sosyal medya şirketleri de bu yüzden bu adımlarını atmakta biraz daha temkinli davranıyor açıkçası gördüğümüz. Ki bu cezaların artması da bunu gösteriyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? Tabii merak edilen bir taraftan bu. Sosyal medya şirketleri bu cezalar kesildi ama şimdi yasa ve düzenleme bundan sonraki süreçte neleri hayatınıza getirecek diye baktığımızda öncelikli olarak gelecek ay. Eğer bu sosyal medya şirketleri yine bu yasanın getirdiği yükümlülükleri, temsilci bulundurma başta olmak üzere bu yasanın getirdiği yükümlülükleri bu içinde bulunduğumuz ayda yerine getirmezse Ocak 2021 itibariyle artık Türkiye'de yerleşik olan şirketler, kişiler veya kurumlar bu sosyal medya platformlarında reklam veremeyecekler. Yani bu reklam yasağı devreye girecek ve bu olduğu zaman aslında daha fazla da konuşacağız. Yani bu hem büyük şirketler açısından falan değil, özellikle küçük işletmeler açısından da çok kritik bir unsur. Bugün çünkü malum artık sosyal medya hem bireysel kullanım anlamında hem de artık illü ufaklı pek çok şirket açısından ürün pazarlaması, reklam pazarlaması, tanıtım yapılması. Hani biz de bu dijital dünyada varız
dedikleri bir nokta çok olmazsa olmaz bir nokta. Bir de pandemi gibi bir zorunlu dijitalleşmenin hayatımıza girdiği bir noktada sosyal medyanın kullanımı artık ticari ve profesyonel anlamda da gittikçe artık elzem bir durum. Artık bu şirketler, hani illi ufak tüm bu şirketler Ocak ayı itibariyle böyle devam ederse, ki böyle devam edecek gibi gözüküyor açıkçası, sosyal medya şirketlerine aldığımız duyumlar veya onların bu yasa konusunda kendilerine getirilen yükümlülükleri yerine getirme konusunda mesafe davranışı, bu Ocak'ta bu reklam yasağında devreye girmesine ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Peki ondan sonra ne olacak? Yine düzenlemeye bakarsak, onu da kısaca kullanıcılar tarafından etkilendiği tarafa bakarsak da, Nisan ayından itibaren de sosyal medya şirketlerine erişimde trafiğin kısıtlanması, artık trafiğin bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek. %50 ve Mayıs'ta da yine %90 itibariyle umarım bir ortak bir nokta bulunur da hem işletmeler nezdinde hem de bireysel kullanıcılar nezdinde bu tarz sorunlarla karşılaşmayız. Peki, çok teşekkür ediyorum Necdet Çalışkan. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Reel sektör dedik, KGF var. Doğru. Bu, evet, son açıklanan krediler, teşvikler vesaire. Reel sektördeki son durumu bir değerlendirelim. Neler bekliyorlar, neler istiyorlar? Çünkü her Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yla konuştuğumuzda mutlaka bir SGK primi lafı geçiyor. İşte mutlaka bir vergilerin ötelenmesi olsun, çeşitli istekler var tabii ki. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada da aslında biraz sektörel farklılıklar var. Ama sonuç olarak en çok talep edilen nokta, bir kere bu kısa çalışma ödeneği meselesinin devam etmesi, ama ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı, yani fesih yasağı meselesinin de mutlaka yeniden değerlendirilmesi isteniliyor. Yani bunun bir islaha, bir yeni düzenlemeye, bugüne kadar yaşanan tecrübelerinin ışığında neler faydalı olabilecekse o yönde hareket edilmesi isteniyor. Tabii şimdi asgari ücret meselelerinin de gündeme geldiği bir noktada iş dünyası tarafı, yani bir yanda Covid'in, Covid-19'un etkileriyle mücadele etmek durumunda, bir yandan da işte %14'e gelmiş olan bir enflasyon var. Yani burada asgari ücretle ilgili talepler nasıl sonuçlanacak, nasıl bir yerde uzlaşmaya varılacak henüz bilinmiyor, ama bir takım istekler de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi buradan bakılacak olursa şu anda zaten 3.458 lira bir asgari ücretin işverene maliyeti var. Asgari ücret, yani biz asgari ücrette çalıştığımızda elimize geçen para 2.324 lira. Ama işverene maliyeti 3.458 lira. Şimdi bu maliyet net ücretin arttırılmasıyla daha da artacak. Peki bu nasıl ödenecek diye bir orada sıkıntı var. Acaba kayıt dışılığa kayılır mı? Her sektörde olmaz bu. Ama kar marjları çok düşen ya da artık karı kalmamış, işte kapanmalarla karşı karşıya kalan bir sektörlerle de yüz yüzeyiz. Buraları da düşünerek belki bazı uygulamalar yapmak lazım. Nedir? Biz ücretleri düşüremeyiz. Yani bu hem enflasyon bakımından ele aldığımızda, hem de vatandaşımızın, insanımızın gelir düzeyi olarak işte kurlarla kıyaslandığında, şu anda asgari ücret 392 dolardı yıla başladığımızda 392 dolardı. Şu anda 297 dolara geldi. Yani her gün bir şey var burayla ilgili. Dolar tabii bazında artık. Dolar bazında biz Çin'den ucuzuz. Hiç bariz. Evet. Öyle baktığınız zaman şimdi insan, ya gelirle çok asgari ücret artmasın, bu bir çözüm değil. Evet, doğru. Yani insanlarımızın gelirinin de artması lazım. Bu ekonominin çarkları gelirsiz insanlarla dönemez. Yani o açıdan da baksanız olmaz. Artı insanların karşı karşıya kaldıkları, işte her gün açıklanıyor. Açlık sınırı şuraya geldi. İşte 4 kişilik ailenin beslenme sınırı şuraya geldi. Gıda enflasyonu %21'den bahsediyoruz. Şimdi o noktada başka adımların atılması lazım. Bunlar da ister istemez vergilerle ilgili olmak durumunda. Orada işverenin desteklenmesi, çalışanın desteklenmesiyle
ilgili konuların gündeme gelmesi şart. Başka yolu yok. Yani buralarda bazı desteklerin gündeme gelmesi gerekiyor. Mesela şimdi Horeca sektörü diye bir sektör var. Evet. İşte otel, restoran ve kafe işletmeleri. 100 bin işletme var burada. 2 milyon insan var. Bunların çoğu asgari ücretle çalışıyorsa en iyimser tahminle birlikte. Ama bunların gelirlerinin önemli bir kısmı da bahşiş. Bahşişler kalktı. İşte bakıyoruz konuyla ilgili sektörün temsilcileriyle konuştuğumuzda şu ortaya çıkıyor. Öyle online siparişler gel alırlar da çok arttırmış değil bu sektörün gelirlerini. Ben evet genelde restoran işletmeleri mesela tarafında konuştuğumuzda %20'lik bir kısım hani %20'sini oluşturuyor bizim. Valla %5 ile %40 arasında değiştiğini ben gördüm. Evet. Ben de kendi gözlemlerimden ve konuşmalarımdan söylüyorum ama mesela sektör temsilcileri bunun 5 ile 10 arasında ortalama olduğunu ifade ediyorlar. Bir yabancı kuruluşun yani bu konularla denetim yapan aynı zamanda raporlama yapan bir kuruluşun bir de raporu da var. 125 milyar liralık bu sektörün yaklaşık 60 milyar lirasının bu sene kayıp olduğunu en az 60 milyar lirasının kayıp olduğunu ifade ediyor. Şimdi yine o sektörden bir temsilcinin ifade ettiği bir konu vardı. Geçenlerde kendisi de şeyde de Bloomberg'te de çıktı Gamze Cizreli. Evet. Big Chefs'in kurucusu. Mesela orada verdiği örnek de son derece çarpıcıydı. Şimdi Almanya'da yani Türkiye'de kapattık ama bir destek veriyor muyuz? İşte kısa çalışma desteği veriyoruz. Fakat hibe anlamında pek bir desteğimiz olmuyor bizim. Genellikle vergileri erteleme noktasında, SGK primlerini erteleme noktasında destekler veriyoruz. Ama mesela Almanya'da 2019 Kasım'ındaki cironuzu getirin, orada da Kasım ayında kapatmışlar. Evet. Yani bir kapatmaya tabi tutmuşlar. Ama devlet madem toplum sağlığı için böyle bir adım atıyor, diyor ki 2019 cironu getir, Kasım cironu getir, ben onun %75'ini ödeyeceğim sana, hibe olarak vereceğim diyor. Evet, bunu yani, her sektör için hemen hemen bu, yapıyorlar. Bu benzer sektörlerde bu tür desteklemelere ihtiyaç olabilir. Ya da mesela bu KDV alacakları, iş dünyasının taleplerinden biri bu. Ya bunu unutalım artık noktasında olmak istemiyorlar. Çünkü herkesin nefeslenmeye ihtiyacı var. Kredi şartlarının da biraz zorlaştığı bir noktada belki mahsuplar gündeme gelebilir. Peki. KDV alacağı olan vergisinden düşebilir. Hiç olmazsa devletin de cebinden para bu noktada çıkmayacaksa ama iş dünyası da en azından orada belki bir nefes alabilir. Kesinlikle. Konu çok biliyorsunuz. Reel sektörün talepleri de aynen öyle. Çok ama haklılar. Denecek bir şey yok. Sorun da çok. Dolayısıyla vaktimiz el verdiğince konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sevgili ederim. Sevgili Hakan Güldağ bizlerle de efendim. Her cuma olduğu gibi noktalıyoruz burada. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıkla kalın. 60 dakika ile az sonra Zeliha Saraç sizlerle olacak.